hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil, çerez. Çerez parası değil. Maliye Bakanı 3 milyar 300 milyon liraya çerez parası dedi. Vatandaşın çerez parasıyla bakanın çerez hesabı arasında dağlar kadar fark çıktı. Olmaz. Çerez parası 3 milyar olur mu? Öyle bir şey var mı? Çerez parası. Biz 600 milyona biraz dolsalım. Demek ki Maliye Bakanı'na göre oluyormuş. İnsanlarımız bu zihniyette düşünmeye devam ettiği müddetçe insanlar bizimle bu şekilde alay etmeye devam edecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'deki araçların kiralama, satın alma, bakım ve yakıt giderlerine harcanan 3 milyar 300 milyon liraya çerez parası demesi 949 Türk lirası asgari ücretle geçinenleri çileden çıkardı. Çerez parası olur mu 3 milyar 300 milyon? Vallahi kendi maaşını verirse olur. Kendi maaşını vermezsek bir şey olmaz. Onlar palavra konuşuyor. Ben de AK Partiliyim ama maalesef o AK Parti artık gözümden düşmeye başladı. Geldi baktı mı buraya acaba çerezin fiyatı ne kadar? Onu bir öğrensin ondan sonra konuşsun. Dar gelirlinin çerez giderleri Şimşek'in hesabıyla örtüşmedi. Asgari ücretle geçinmeye çalışan 4 kişilik bir aile 6 çeşitten oluşan 200 gramlık kuru yemiş aldığında ayda 38 lira, yılda ise 460 lira bütçesinden para ayırmış oluyor. Yani Maliye Bakanı Şimşek'in 3 milyar 300 milyon liralık çerez parasıyla dar gelirlinin çerez parası arasında dünya kadar fark var. Çerez parası 3 milyar 300 milyon lira. Vallahi helal olsun ona be. İyi Maliye Bakanıymış. Gelelim kapalı çiğde Mısır Çarşısı'nda versin de yiyelim bari bol bol. Badem yiyemedik. Nerede satılır onun şeyini bile bilmiyoruz. Makam araba alacaklarına, emekli maaşlarına bir fark olsunlar. Asgari ücretle çalışan bir kişi yılda 11.388 lira kazanıyor. Bu parayla kilosu 14 lira olan kuru üzüm, leblebi ve ay çekirdeğinden 813 kilo, kilosu 30 lira olan kabak çekirdeğinden 380 kilo, kilosu 60 liraya ulaşan cevizdense 190 kilo alınabiliyor. Maliye Bakanı'nın çerez parası asgari ücretlinin ve emeklinin aldığı parayı yutuyor. Emeklinin 800 lira aldığı bir ülkede 3000 lira yani ciddi bir rakam. 3 milyar 300 milyon. Milyar. Ha yok telaffuz bile edemiyorum görüyorsunuz. Çerez parası bizimkisi işte. 3 milyar 300 milyon lira pek çok vatandaşın hayallerinin çok ötesinde. Bir fabrika kurarım herhalde. Gezerim, yerim, borçlarımı öderim. Sonra yatırım yaparım, kendime iş kurarım. Yalılarda otururum, en lüks arabaları alırım. Onlar yaptığına göre ben de onları alır yaparım. Çerez parası olan çerez kullananlar ne yapıyorsa göre. Biz de o şekilde değerlendiririz herhalde.